odalarına sığmayan eşyalardan şikayet ediyor ama oyun odasına oyuncağı alıp koyanlar da yine bu aileler. Peki fazla oyuncak çocuklar için zararlı mı? Bu konunun, bu sorunun yanıtı için sözü Cansu Doğan ve konuğuna bırakıyoruz. Cansu. Hemen hemen her çocuğun bir dolu oda oyuncağı var. Aslında oyuncaktan geçilmiyor ama çocuklar her geçen gün bir yenisini daha istiyorlar. Tabii ki aileler de bu durumdan şikayetçi. Çocukların çok fazla oyuncağı var ama hiçbiriyle oynamıyor cümlesini her anne babadan duyabiliriz. Peki çok fazla oyuncağın çocuk gelişimine etkisi nedir? Çocukların ne kadar oyuncağı olmalı ve çocuk gelişimi olan etkisi bu konuda nedir? İşte biz bu konuyu bugün okul öncesi eğitim uzmanı Tuba Abanoz'la konuşacağız. Hoş geldiniz efendim öncelikli olarak yayınımıza. Çok fazla oyuncakları var ve ailelerin en büyük şikayeti de bu. Peki oyuncağın çok fazla olması, yeteri kadardan fazla olmasının ne gibi etkisi var çocuklara? Evet, çocuklara çok fazla sayıda ve çok sık kullanılan oyuncaklarda çocuklar oyuncakla duygusal bir bağ kuramıyorlar. Dolayısıyla oyuncak çocuk için o özel ve değerli anlamını yitiriyor. Günümüzde eskiden çocuklar kek kalıplarıyla, oklavalarla, kutularla oyunlar oynarlardı. Ancak günümüzdeki oyuncaklar daha çok çocuklarda bir tüketim psikolojisi oluşturmaya yönelik. Diğer taraftan çocuk biraz önce saydığım nesnelerle oynadığında bir nesneyi işleminden farklı bir nesne konumuna koyarak oynadığında yaratıcılık becerilerini de destekliyor. Çok çocuğa çok sayıda oyuncak sunmak çocuğun dikkatini dağıtıyor. Dolayısıyla da oyuncakla bir bağ kuramıyor çocuk. Yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. 10 yaşındaki bir çocuğun ortalama 240 tane oyuncağı olduğunu gösteriyor. Peki bu çocuk bu kadar oyuncağın kaç tanesiyle oynuyor? Sayı inanılmaz. Sadece 10 tanesiyle. Aslında burada ebeveynler böyle bir serzenişte bulunurken bizlerin yaşam şekli de çocuklara rol model oluşturduğundan bu çok önemli. Tüketim bilincinin çocuklarda oluşturulması ve finans okuryazarlığı gibi kavramların çocuklara özellikle okullarda eğitimciler tarafından verilmesi gerekiyor. Yapılan bir araştırmada aynı sayıda iki çocuk grubuna oyuncaklar veriliyor. Bir gruba 4 oyuncak veriliyor, diğer gruba 16 oyuncak veriliyor ve gözlemleniyor. Bakıldığında az sayıda oyuncak verilen gruptaki çocukların oyuncaklarla daha uzun süre oynadıklarını ve daha farklı oyun türleri kurguladıklarını gösteriyor. Dolayısıyla çocukların odaklanabilme, yaratıcılık becerileri ve el becerilerini geliştirme noktasında çok fazla oyuncağın sunulmaması gerekiyor. Diğer taraftan oyuncaklar, geçmişte oyuncakların bir ahlak gelişimi, bir sosyal rollerin benimsenmesine yönelik de bir etkileri vardı, rolleri vardı. Ancak bu yapı zamanla değişmeye başladı. Daha çok marka bağımlılığı, moda bilinci, grup düşüncesini oluşturan oyuncaklar var. Bu konuda ebeveynler dikkatli olması gerekiyor. Diğer taraftan çocuklarda ebeveyn olarak şunu sağlayabiliriz. Fazla oyuncağı varsa çocuğunun bir arkadaşıyla paylaşmasını, artık oynamadığı bir oyuncağı başka bir arkadaşına hediye etmesi konusunda çocuklara destek olabiliriz. Diğer taraftan da ebeveynler olarak bizlerin de evde kullanmadığı evlerimizi eşyalarla doldurmamız da aslında onlara bir örnek teşkil ediyor ve çocukların bu anlamdaki bakış açısını oluşturuyor. Örneğin para kavramı, kredi kartının kullanımı ile ilgili de ebeveynler çocuklarla konuşmaları gerekiyor. Çünkü çocuk bakıyor kredi kartı sınırsız bir kaynak. Anne baba nereye gitse kredi kartı ve hiç de para vermeden istediği çocuğun istediği her şeyi alabiliyor. Bu noktada hem kredi kartının kullanımı onun sınırsız bir kaynak olmadığı ve bunun karşılığında bankaya para ödemek zorunda olduklarını ebeveynlerin çocuklarla paylaşması gerekiyor. Ve diğer taraftan da çocuk herhangi bir eşya ya da bir oyuncak istediğinde bu ihtiyaç mı yoksa İstediğin için mi alınıyor? Yani o istek ve ihtiyaç arasındaki farkın da çocuklarla paylaşılması gerekiyor. Bu noktada aslında en büyük rol ebeveynlerin. Çünkü bizler onlara rol model olduğumuz için bizim yaşam şeklimiz de çocukların tüketici alışkanlıklarını da çocukların şekillendirecektir. Peki hocam şunu sormak istiyorum. Belli bir yaş grubuna göredir muhtemelen 5 yaş üzerindeki çocuğa belki yapılamıyordur. Siz daha iyi bilirsiniz teknik olarak ama çocuğun çok fazla oyuncağı varsa, sıkılıyorsa o sıkıldığı oyuncaklar kaldırılıp bir köşeye konup daha sonrasında onun oyuncaklarını aradığını görüp çıkartmak
bu bir yöntem olabilir mi? Yeni bir oyuncak almaktansa? Kesinlikle bu en etkili yöntem. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi çok fazla sayıda oyuncağın sunulması çocukta zaten odaklanma ve dikkat becerilerini zayıflatmasıyla birlikte çocuğun oyuncakla derinlemesine bir bağ kurmasını ve onunla daha farklı ne yapabilirimi düşünmesini engelliyor. Dolayısıyla çok fazla sayıda oyuncağın aynı anda çocuğa sunulması yerine çocuğun tek bir oyuncakla uzun süre meşgul olmasını sağlamak çok daha etkili bir yöntem olacaktır. Örneğin çocuğun şu cümleyi kurması çok kıymetli. Anne, benim kırmızı bir arabam vardı. Nerede o? Bulamıyorum. Bu çok kıymetli bir şey aslında. Çok kıymetli bir cümle. Çünkü hem oyuncağıyla ilgili bir özelliği hatırlıyor, hem öyle bir oyuncağı olduğunu hatırlıyor ve onun farkında, onun yokluğunun farkında. Dolayısıyla çocukların bu cümleleri kurması için fırsat verilmesi gerekiyor. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Yanımızda okul öncesi eğitim uzmanı Tuba Abanoz vardı. Kendisiyle çok fazla oyuncağın çocuk gelişimine olan etkisini konuştuk. Fazla oyuncak çocuklarda paylaşma, yaratıcılık duygusunun gelişmesini engelliyor dedi kendisi. Diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.